Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim. Yıllar önce Sivas Gürün ilçesinden bir dostum, kardeşim, beraber birbirimize dualar ettiğimiz güzel bir kardeşim. Elinde eski bir bisküvit kutusuna konmuş 2 kilo kadar var veya yok bir elmayla ziyaretime geldi. Selam verdi, oturdu. Çay içtik. Biraz sonra dedi ki, "Hocam." dedi. Annem yaşlı bir kadın. Bizim köydeki yerimizde duruyor. Onun bahçesinde elmalar var. O elmaları bu sene toplamış. Kutuya koymuş. Kutuyu da bana verdi. Dedi ki bunları senin hocan Nuruddin Hoca'ya götür. O beğenmezse böyle eğri büğrü diye annesine versin. Annesi bana dua etsin. Dedi. Demiş. Açtım baktım. Bunun gibi böyle işte pazarda lüks diye satılmayan değişik bir elma. Aynen böyle ama. Boyları ufak gibi. Çok az içinde büyükler var. Böyle değişik bir renkli ne sarı elma ne yeşil elma, ne kırmızı elma. Böyle değişik. Kadıncağızın Mer bir evi var. Evinde de bir ağaç dikmiş. O ağaçta elmaları oluyor. Dul bir kadıncağız. Bu elmaları hocana götür. Beğenmezse annesine götürsün. İşte annem şehirde yaşıyor. Nasıl olsa bunları sever diye. Teşekkür ettim. Memnun oldum. Kutuyu teslim aldım. Böyle bir elle tutulacak kadar küçük bir bisküvi kutusu. Anneme gittiğimde kolyeyi değiştirmeden, açmadan anneme gösterdim. Anne dedim, bunları Sivas'tan Hatça teyze diye bir teyze sana gönderdi dedim. Aldı elmayı baktı. Oğlum bizim bahçemizde var aynısı dedi. Anne aynısı değil, bunlar Sivas'tan geldi. Dedim. E niye getirdin bize dedi. Çünkü annemin de küçük bir bahçesi var, o bahçede de elma görüyordu annem. Dedim anne, bunları Hatça teyze gönderdi sana. Sivas'tan gönderdi işte. E niye gönderdi oğlum dedi. Böyle böyle dedim. Dua edecekmişim dedim. E beni tanıyor mu dedi. Anne beni de tanımıyor. Ama ben ders yapınca oğlu benim derslerimi dinlemiş. Oğlu gidip annesine ben filan hocadan böyle dersler dinliyorum demiş. Annesi bundan mutlu olmuş. Kadın da bu mutluluğunu seninle böyle paylaşmış dedim. Bir bakayım dedi. Güzel melmalar dedi. Aldı bıçağı. Kesti. Yedi. Çok güzel elma bu dedi. O arada babam dedi ki ondan çok yeme dedi. Tatlı elmadır o dedi. Dokunur sana dedi. Annem ağır bir tedavi görüyordu o arada. Anne dedim sen işte günde bir elma yiyorsan bunlardan yersin. Teyzeye de dua edersin dedim. Ederim tabii dedi. Bıraktım elmaları geri döndüm. Bir hafta sonra bir daha gittiğimde Elmaları yedin mi anne dedim. Yok dedi. Onların iki üç tanesini bıraktım dedi. E niye bıraktın anne? Yesene elmaları dedim. olmaz dedi. Onlar böyle çürüyecek gibi oluncaya kadar bekleteceğim. Gördükçe o teyzeye dua edeceğim dedi. Dikkatimi çekti. Annem bir kerelik Allah razı olsun Hatça teyzeden demek için gönderilmiş şeyi günlük duaya çevirmiş. Mutfakta aygazın kenarına bir yere koymuş onu öyle. Her gördükçe Allah razı olsun o teyzeden deyip duruyor. Ben o kardeşime melekler bildiği için ismini zikretmeme gerek yok. Telefon ettim. Yahu dedim annen Sivas'la silivri arasında iyi bir iletişim hattı kurdu dedim. Annem bir haftadır o teyzeden Allah razı olsun diyor dedim. Konu kapandı. Ertesi sene o işte 2 kiloluk kadar olan koli 5 kiloluk oldu. Aynı mevsimde Eylül başı gibiydi. Elmalar geldi. Hocam dedi. Annem çok mutlu olmuş. Bu sene kimseye vermemiş topladığı elmalardan. Hepsini senin annene gönderdi dedi. Yahu dedim. Sizin çok ağacınız yok mu dedim. Ya bir tane ağaç var bahçede. O da dedi işte bu kadar bir şeyler veriyor dedi. Neyse. Şimdi ben zaten kargo işi yapıyorum. Yani karışmıyorum aralarına. Götürdüm. Anne dedim. Sivaslı teyzenin bir selamı daha var dedim. Kolyeyi bıraktım. Annem dedi ki oğlum dedi hakikaten mi dedi bu dedi dua için gönderiyor. Başka bir şey yok değil mi dedi. Anne ne olacak dedim. E niye bileyim dedi ya. Ne, bu niye bana gönderiyor elmaları. E, sen niye dua ediyorsun dedim. E, o beni düşünmüş dedi. İşte, sen de onu düşünüyorsun dedim. Bak ne kadar güzel ticaret yapıyorsunuz. Neyse babam dedi, o elmalardan ben de tadayım dedi. E, sen de dua edeceksin tadama dedim. O da mutlu oldu. İşte İslamiyet ne kadar güzel. Sivas nere, İstanbul Silivri nere? Hayatta birbirlerini görmelerini bırak sen. Anam Sivas görmemiş, o Silivri görmemiş. Yani yaşadıkları şehirleri görmemişler. Bırak birbirlerini görmeyi. Fakat becerip kadın annemin dua listesine girdi. Babamın teheccüd listesine girdi. O sene elmaları çabuk bitirdiler. Daha çok olduğu halde. Ertesi sene koli geldi. Ama büyümedi bir daha. O beş kiloluk bir koli kadar kaldı. Çünkü Aa, çok o kadarmış zaten. Öbür sene, öbür sene, öbür sene bir sene arkadaşım beni aradı. Dedi hocam ben Maalesef Sivas'tayım dedi. Maalesef deyince anladım. Annem vefat etti hocam dedi. Allah rahmet etsin dedik. Bir ay sonra filan gene elmalar geldi. Dedim ki yahu annen vefat etti dedim. Dedi babamın anamın arkasından benim onlara hizmetim bitmedi ama dedi. Ben her sene yaşadığım sürece bu elmaları toplayıp getireceğim hocam dedi. Sen de anana vereceksin dedi. Ben anama hala dua kitsin istiyorum dedi. Olur dedi. Allah'ın kaderi iki sene sonra da annem vefat etti. Dolayısıyla Hatça ana da gitti. Benim anam da gitti. Bu sene elmalar tekrar geldi. Geçen sene de geldi. Yani iki sene onun annesi vefat edeli üç sene oldu. Benim annem vefat edildi de ikinci senesinde. Elmalar yine geldi. Dedim, şimdi kim bu işi halledecek dedim. Yani anama gönderiyordun. Mezarında senin annene dua gidiyordu. Çok güzel bir söz geçti aramızda. Sen senin ananın vefasını devam ettir. Ben benim anamın vefasını devam ettireyim. Bu elma ağacı durdukça, biz de yaşadıkça analarımızın hatırasını canlı tutalım. Tamam mı? Tamam. Bu sene ben bundan kendi çok elması olduğu için fazla götürmedim. Böyle bu kadar bu, bu tasta görünen kadar elmayı aldım babama götürdüm. Babam bunları görünce tanıdı. Zaten bu kadar elma, onun bahçesinde çok elma çeşidi var üstelik yani. Bu kadar elmanın hangi maksatla ona geldiğini anladı. Güzel dualar etti. Ben de amin dedim. Biz, bu güzel kardeşimle benim, bu muhabbetimizi Allah rızası için pekiştirdik. Yıllardır zaten, oturur muhabbet ederiz. Onun çocuğu benim yanıma gelmiş gitmiş birisi. Aile muhabbetimiz var. Fakat bu elma aramızda enteresan bir iletişim ağı oluşturdu. Allah benim anama da o hacca teyzeye de Sivas'ın gürünündeki şu anda ikisi de kabirdeler rahmet eylesin hepimizin analarına, babalarına rahmet eylesin. Lütfuyla, keremiyle muamelede bulunsun. Cennet nimetlerine analarımızı, babalarımızı ve bizleri de kavuştursun. Sizinle paylaşmak istediğim şey esasen kardeşlerim. Bir hadisi şerifti. Bu çok güzel bir sebep oldu. Farklı zamanlarda defalarca duymuş olma ihtimaliniz var. Ama hatırlayalım ve hepimiz kendimize elma olması şart değil, armut da olur, pekmez de olur. Olur, her şey olur. Yani bir selam olur, bir hatıra olur, bir şey olur. Yapacak işler üretelim, örnek olsun istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelmiş. Ya Resulullah demiş. Anam da babam da öldü. Bitti mi görevim şimdi? Öldü. Sağlığında hizmet ettim. Dualarını aldım. E şimdi öldü annem babam. Bitti mi ya Resulullah diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bitti dememiş. Buyurmamış. Ne buyurmuş peki? Hayır. Anan baban için istiğfara devam et buyurmuş. Ya Rabbi anama rahmet et. Babama rahmet et. De buyurmuş. Ve Vuddu ebike onun dostlarıyla dostluğu sürdür buyurmuş. Anam benim annem 87 yaşında Rabb'ine kavuştu. Onun arkadaşlarının en genç olanı 80 yaşında. Ben hoca olduğum için onlar da beni kendi evladı gibi gördüğü için teyzelerim ve diğer anamla yakın bağı bulunan uzaktan dostları beni çok severler. Ama herkes için aynı konum olmayabilir. Olsa da 40 yaşında birisi mesela 80 yaşında bir teyzeyle ne muhabbet edecek? Geliyor insanın aklına. Öyle değil. Annen ne yapardı zaten 80 yaşında kadınla 87 yaşında kadın ne yapacaktı ki? Telefon edecekti ona. Yarı duyuyor, yarı duymuyor. Nasılsın hacca? iyi misin? Diyecekti. Onu yap diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Teyzen yaşıyorsa git anana sarılır gibi ona sarıl diyor. Yarı anne olduğu için teyze teyzeni anan yerine koy diyor. Bir elma üstelik de bir sürü hastalıkları olan bunu çok yemesi yasak olan bir kadın ama gönül almış. Bir yarım elma ile gönül almak diyorlar ya böyle tekerleme şeklinde. Yarım elma ile gönül almış. Sen o elmaları üç tane yap öbür teyzeye götür. Anamın hatırası de İslamiyet bu. Evet hac etmek de İslamiyet. Doğru. Bu da İslamiyet. Bu da Müslümanlık. Bedir'de cihad eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatıralarını yaşat onların buyuruyor. Duvara resimlerini as demiyor. Onu Hristiyan da yapıyor zaten resimli cüzdanına koy, hep ona bak, videosunu seyret. Onu demiyor. Bunlar üstelik sıkıntılı şeyler. Dostluklarını devam ettir buyuruyor. Ne yazık ki kardeşlerim, hepimizin bir yarası bu. Ölenle onun hatıraları da o bir iki edebiyattan sonra, üç dört törenden sonra onlar da gidiyor ölenin anne ve babayı kastederek özellikle söylüyorum. Dostlukları onunla beraber mezarda kalıyor artık. İslamiyet öyle değil ama. İyi bir evlat sağlığında anasının, babasının ayağında paspas. Onlar vefat edince veya birisi vefat edince hatıralarının izinde anasını, babasını gören ve devam ettiren biridir. Bir örnek anlaşılsın diye söyleyeceğim. İsteyen istediği gibi anlayabilir tabii. Annem mezarda veya babam mezarda annem için istiğfar etmem, Fatiha'lar okumam, Kur'an okumam, sadakalar vermem, evlatlık ve müslümanlık görevim. bir saat vaktim var. Sadece bir saatim var. Onun dışında full doluyum. Bugün mesela. Anamın mezarına gidip işte çiçeğine su döküp mezarın üstünü böyle halı gibi düzelttim. Onu mu yapayım? Bu hadisi şerifte belirtilen annemin sevdiği mesela onun filanca akrabası veya uzaktan bir teyze ona gidip ziline çalıp elime de işte bir o ihtiyara ne verilebilirse artık üzüm, armut, elma neyse mendil, çorap neyse artık elime alıp selamun aleyküm teyze beni hatırladın mı ben filanca teyzenin oğluyum, kızıyım annem yok onun arkadaşı olarak sen varsın, ziyarete geldin. Nasılsın teyze? Demem mi? Daha evla. Bu İslamiyet'i şova, görsele, türbeye, anıta, törene, yıllık dönümlere çevirmiş halimize göre şüphesiz mezara git. Orada bir de fotoğraf çektir, teyzelerine de gönder, halalarına da gönder. O iyi evlat olursun. Ama bize Allah'ın arşındaki dini getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göre git Anansa olsaydı onu ziyarete gideceği ablası kardeşi kimdi ona git. Neden? Çünkü annen için yapacağın şeyler onun mezarına gitmeden de yapılabilir şeylerdir. Hiç sıkıntısız yapılır. Daha da ihlaslı yapılabilir. Teheccüde kalkar yaparsın. Namazdan sonra yaparsın. Mezarda şov yapmaktan daha iyi. Mermerlerle konuşmaktansa meleklerle konuşursun. Daha iyi götürürler senin mesajını. Ama ananın sağlığında can ciğer dostu olduğu hatıralarını paylaştığı Emine teyze, Hatça teyze ile uzaktan o iletişimi kuramaz. Sadece bir örnek zikrettim. Allah benim anama da kardeşimin, min kardeşimin annesi Hatça teyzeye de rahmetler yağdırsın. Onları Dilerim Rabbim'den şimdi ruhlar diyarında buluşturmuştur iki mümin kadın birbirlerine cennet meyveleri ikram ediyorlardır. Dileriz Allah'tan hasretimizi bu şekilde ifade ederiz. Ancak bu elmalar herhangi bir kutsallığı yok şüphesiz. Beşerin elinde bir elma işte ama değeri var. Çok önemli bir gerçeği yansıtıyor. Demek ki Hatça teyze Allah ona rahmet etsin, kabri nur dolsun. O gönderdiği iki kilo elma da samimiydi. Allah da onun samimiyetinin bereketini oğluna yansıttı. Benim kalbimi yumuşattı. Bana ince düşünce verdi. Hatça teyzenin hatırasına saygı göstermeyi lütfetti bana. Annem ona dualar etti. Yaşadığı sürece. Sonra da o görevi bana bıraktı gitti. Elma severim veya sevmem ama bu cins elma her gördüğüm yerde bana sevgili anacığımı hatırlatıyor. Zavallı anam kıpkırmızı elmalar severdi. Elmayı öyle severdi. Onun için bunu görünce yani bunu bana niye getirdin der gibi baktı. Hacca ananın hassasiyetlerini melekler bu tarafa taşıdığı için anam bu elmayı da sahiplendi. Kaç yıl olduğunu net hatırlamıyorum. Herhalde bir 9-10 yıl kadar devam etti bu. Elma kolisi, dua kolisi. Geldi gitti böyle, geldi gitti. Hatta anam o eski bisküvit kutusu, yağ kutusu gibi kutuları da sakladı. Bu Sivaslı kadının kutusu dedi. Onları da sakladı. Belki de hala babamda da olabilir o kutuları. Bir gün bu elmaların aslını biiznillahü teala ve bi yiyeceğimiz yere gideceğiz. Bunlar o zaman tortu bile olmayacak. Asıl elma yiyeceğiz. Asıl üzümü yiyeceğiz. Asıl meyvelere, nara, asıl üzüme kavuşacağız. Adın cennetlerinde. Şimdi çok ucuz gibi görülen, ee, oradan elma göndermiş, buradan hoş geldin demiş, gibi ucuz zannettiğimiz şeyler, ebedi nimetlere dönüştüğünde, çok da ucuz olmadıkları, değerli oldukları anlaşılacak. Aziz kardeşlerim, Rabbim kalplerimize incelik versin. Katılaştığımız, liberalleştiğimiz paranın sinsi bir şekilde çeliği suyla demire su verip çelik yaptıkları gibi kalplerimiz parayla çelikleşti. Rekkatimiz, inceliğimiz, bu tip hassasiyetlerimiz öldü, ölecek. Yani entübe olmak üzere. Ama Allah'ın cenneti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı hala açık, taptaze. Analarımızın, babalarımızın, hatta ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, ablalarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin, dostluklarının manevi değerini takdir etmek zorundayız. Elma güzel bir bitki, Allah'ın yarattığı güzel bir nimet ama siz de görüyorsunuz ki benim için artık elma Sivas'ın gürünü anamın tatlı hatırası Hatça teyzenin narin düşüncesi gibi çok farklı şeyleri yansıtıyor. Rabbim aba ecdadımıza mümin selefimize rahmet etsin. Bizi hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar olmaya muvaffak eylesin. Hatalarımızı, hantallıklarımızı da mağfiret buyursun. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين